Hadi baba, hadi. Damla kızım. Baba. Ne oldu, iyi mi kötü mü? Bilmiyorum ama doktor seninle konuşmak istiyormuş. Olur. Buyurun Agah Bey. Size yeğeninizin durumunu açıklayayım. Buyurun lütfen. Buyurun lütfen. İçecek bir şey alır mısınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Peki. Öncelikle düşündüğünüz gibi korkunç bir tablo yok. Yani kanında almaması gereken herhangi bir ilaç ya da gördüğü fiziksel şiddete dair kalıcı bir bulgu yok. İyi. İyi, çok iyi. Çok iyi. Ancak... Nedir? Yeğeninizin konuşmaması ve hatta yürümemesi büyük oranda psikolojik gibi duruyor. Psikolojik mi? Bunu nasıl izah ediyorsunuz doktor hanım? Bunu kesin olarak tüm tetkikler tamamlandıktan, eski dosyalarını da eski hastanesinden getirtip tüm nörolojik taramasını bitirdikten sonra ancak söyleyebilirim. Biz tetkiklere ve izlemeye devam edeceğiz. Psikolojik durumun onlarca açıklaması olabilir. Yaşadığı travmalar, korku, şok, acı, pek çok sebep. Belki hepsi, belki de hiçbiri. Onu bu hale getiren her neyse, bunu kafasının içinde hallettiği gün, onu ayaklarının üzerinde, şarkı söylerken bile görebilirsiniz. Dedemim, aslanım, sana söz. Derdim neyse dermanını bulacağım oğlum. Söz. Mesele gönlün mü? Seni böyle elden ayaktan düşüren, sesini soluğunu kesen dert gönlünde mi? Yoksa korku mu? Korkudan mı çekildin kabuğuna? Korku mu suspus etti seni gözlerimin önünde aslanım? Bir yerde dur da denize basa alalım. Sen de duydun işte aslanım. Yürüyebilir misin? Şu sandalyeden kalkıp adım atabilir misin? Çaresi var dedi doktor. Elbet bir bildiği var, öyle değil mi? Yoksa bize niye boşa umut versin ki? Ha? Aslanım. Eğer her şey yolunda giderse, seni dimdik ayakta, şarkı söylerken, piyano çalarken bile görebilirmişim. Öyle dedi doktor. Vay be. İyileşeceksin be aslanım. Artık bir umudumuz var. Tutunacağımız bir umudumuz var oğlum. Sen bana dünya gözüyle bu sevinci yaşatacaksın. Sonunda
Şükürler olsun. Nihayet bugün de gördüm ya. Ya kız bırak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.